İyi günler. Bugün 24 Şubat 2015 Salı. İşte günün gazete başlıkları. Yeni Akit, muhalefet yine mat oldu. Türkiye'nin günler öncesinden planlanan başarılı bir operasyonla Süleymanşah Türbesi'nin yerini değiştirip saygı karakolu personelini güvenli bölgeye taşıması muhalefeti adeta kudurttu. Akşam, PYD terör örgütü işbirliği yok. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın Süleymanşah Türbesi'nin tahliyesi sonrası yürütülen PYD ile işbirliği yapıldığı şeklindeki algı operasyonuna son noktayı koydu. Dünya İstanbul'da 3000 firmaya elektrik şoku, sanayinin yoğun olarak yer aldığı Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde elektrik kesintileri üretimi sekteye uğrattı. Güneş çok bozuldular, dünyanın gıptayla baktığı Şahfırat operasyonunu paralel çeteyle birlikte hareket eden muhalefet yalanlara başvurarak karalama yarışına girdi. Başbakan Davutoğlu muhalefetin bu tavrını kara leke olarak nitelendirdi. Hürriyet, eşme süreci, TSK'nın Süleymanşah Türbesi'ne Kobani üzerinden gitmesi ve yeni türbenin PYD kontrolündeki Eşme köyüne taşınacak olması bölgede yeni bir fotoğraf ortaya çıkardı. Habertürk, Türkiye beni mağdur etmez, Süleymanşah Türbesi'nin yapılacağı arazi Türkiye'ye sığınan Türkmen Bozan Osman'ın çıktı, muhtarla gelip araziyi sordular. Mini gazete, kaybettiklerimiz, Türkiye'nin Süleymanşah Türbesi'nden geri çekilmesi polemik malzemesi olarak gündemdeki sıcaklığını koruyor, oysa bu konu ne CHP ne de bir başka çatışmada polemik malzemesi olabilir. Milliyet, kanton kararı beklenmedi, operasyonun perde arkası Enver Müslim, Kobani geçişi konusunda kanton meclisinden karar çıkarılması gerektiğini iletti, Ankara reddetti. Posta, Fatiha daveti, Suriye'deki Türk toprağı Süleymanşah Türbesi, hükümetin emrini verdiği askeri operasyonla önceki gece boşaltıldı, Süleymanşah ve iki muhafızının sandukalarıyla 38 Türk askeri ülkeye getirildi, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yurt dışındaki tek Türk toprağının terk edilmesi eleştirenlere şöyle seslendi: yeni türbe artık Türkiye'ye yürüme mesafesinde, herkesi ecdada Fatiha okumaya davet ediyorum. Sabah, oyunu bozduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymanşah Türbesi'ni ve oradaki askerlerimizi bize karşı adeta bir şantaj aracı gibi kullanmak isteyenlerin oyunları bozuldu dedi. Star, şantajı bozduk, Şahfırat operasyonunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu asla geri çekilme değil, Süleymanşah Türbesi'ni ve askerlerimizi bize karşı şantaj malzemesi olarak kullanmak isteyenlerin işi bozuldu dedi. Takvim, hayalet timi imzaya attı. Mehmetçik Suriye'ye çifte kara harekatı yaptı. Bütün dünyaya parmak ısırttı. Nefesleri kesen operasyonda en önemli rolü ise Bordo Berililerden oluşan Hayalet Tim oynadı. Türkiye, ecdada sınırsız hürmet. Türkiye sadece Süleymanşah Türbesi'ne sahip çıkmıyor. Nerede ecdada ait bir hatıra varsa ona kol kanat geliyor. Vahdet, Bonzai'ye muhalif tim. Kaçakçılık olaylarında ikinci sıraya yerleşen uyuşturucuyla mücadelede boşluk olduğunu iddia eden muhalefet partilerinin teşkilatları Bonzai ile mücadele timleri kurdu. Vatan, o arazi benim. Süleymanşah Türbesi'nin taşınacağı sınıra 180 metre uzakta bulunan Eşme'deki arazinin sahibi Vatan'a konuştu. Sabah uyanınca askeri arazimde gördüm. Hiçbir şeyden haberim yok. Ve Yeni Şafak, Suruç'ta kritik 10 gün. Şahfırat operasyonunun üssü olan Suruç ilçesi 10-20 Şubat arasında provokasyon girişimlerine sahne oldu. 13 Şubat'ta polis noktasına bombalı araç patlatıldı. Patlamanın izini süren istihbarat birimleri 14 Şubat'ta ilçeyi savaş alanına çevirecek TNT yüklü araç yakaladı.